Merhaba sevgili YouTube ailem. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün burada Instagram influencerlarının öve öve bitiremediği Boom Butter kremi ve birçok ürünü birlikte deneyeceğiz. Burada bir adet Boom Butter şampuanımız da var. İlk olarak onu deneyerek başlayacağız. Ve sonrasında da başka cilt bakım ürünlerini burada hep beraber deneyeceğiz. İlk olarak saçımı yıkıyorum ve bu şampuan hakkında konuşmaya geri dönüyoruz. Şimdi bu matır şampuan üzerine konuşabiliriz. Şampuanın kıvamı normal şampuanlara göre biraz daha yoğun. O yüzden muhtemelen 300 milim olmasına rağmen o kadar çok bitecek bir ürün değil. Kokusu da fena değil. Şimdi ürünü burada denemek istediğim için sadece bu şampuanı kullandım. Onun dışında başka hiçbir saç kremi, saç maskesi uygulamadım. Hep beraber burada nasıl sonuç alacağımızı görmek istedim. Ne kadar kolay taranacak, başka ne yapmamız gerekiyor? Burada görelim istedim. Şu anda muhtemelen hiçbir krem, hiçbir maske olmadığı için biraz zor taranacak. Biraz daha havluyla suyunu alıyorum, fazla suyunu. Şimdi sırada Boom Butter'ın öve öve bitiremedikleri bu saç kremi var. Bunu saçımızı yıkadıktan sonra nemliyken saçımıza uygulayabiliyormuşuz. Durulanması gerekmiyormuş. Bir parça aldım. Saç uçlarını uygulamamız lazımmış. Şimdi de saçı kurutacağız ve bu iki ürün hakkında biraz daha konuşacağız burada. Saçımı kurutabildiğime göre bu iki üründen bahsedip puanlayabiliriz. İlk olarak Boom Butter şampuandan başlıyorum. Yıpranan saçların onarılmasına, kaybettiği nemin geri kazanmasına, canlanmasına ve parlak görünmesini sağlıyormuş. Bunu vaat ediyor ürünümüz. Tabii ilk defa denediğim, ilk defa kullandığım için bu denli bir yorum yapma şansım yok. İlk kullanımda bu ürünler o kadar da etki etmez. Normal bir şampuanla kıyasladığımda kokusu da güzel, hissiyatı da güzel ama ekstra bir his vermedi bana. Ama şimdi gelelim bütün sosyal medyada influencerların öve öve bitiremediği Boom Butter kreme. Aynı şekilde bu ürün de saçın kaybettiği nemi geri kazanmasını sağladığı yazıyor. Şu an hangisinden kaynaklı bilmiyorum ama saçım gerçekten parlak görünüyor. Normalde saçımı yıkadıktan sonra maske uyguluyordum, başka kremler, köpükler uyguluyordum. Ona rağmen kuruttuğumda kabarıyordu ama bu yağı kullandıktan sonra gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kabarmadı. Gayet güzel kurudu. Aşırı böyle basık bir his de vermedi bana. Çok aşırı rahatsız etmedi yani saçımda. Gayet de yumuşak bir hissi var. Eğer çok sürerseniz saçınıza tabii ki böyle yağlı bir his bırakabilir. Sonuçta içinde 7 farklı yağ var ürünün. Bana çok fazla ağır gelmedi. Ağır görünüyor mu onu da bilmiyorum. Yağlı bir görüntüsü de yok. Sadece tabii kabarmadığı için havalı da durmuyor. Biraz daha sönük duruyor saçlarımız. Ekstradan şekil vermek lazım. Ama gördüğünüz gibi parıl parıl parlıyor ve dümdüz. Ekstra herhangi bir düzleştirme işlemi yapmadım. Sadece saçımı fön makinesiyle kuruttum. Ve şu anda tamamen parlak görünüyor saçım. Şampuandan mı kaynaklanıyor yoksa bu kremden mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama şampuan reklamlarındaki saçlar gibi parıl parıl parlıyor şu anda. Rengi de dokusu da harika. Şu anda bu ürünler bende vaat ettikleri sonucu veriyor hissi uyandırdı. Uzun vadeli kullanımda da bakalım bir değişiklik olacak mı? Hep beraber kullanıp göreceğiz. Şu anlık ilk deneme için özellikle bu krem gayet de anlatıldığı gibi başarılı bir ürünmüş. Şimdi ben bu iki ürünü Proxint markasının Trendyol sayfasından satın aldım. Proxint sayfasını takip ettiğim zaman 20 TL'lik bir indirimim vardı. Ayrıca marka 200 TL'lik alışverişe 40 TL'de indirim uygulamıştı. O yüzden ben de 60 TL'lik bir indirimi yakalamak için birazcık fazla ürün aldım. Hem onları da burada deneriz, konuşuruz dedim. Burada bir adet nemlendiricili yüz temizleme jeli ve ayrıca nemlendirici etkili bir yüz toniğimiz var. Bu ürünlerin de vaat ettiği şey yüzünüzü nemlendirerek temizliyor, kurutmadan. Ama yine de cildiniz akneli ise de akne etkisini ortadan kaldırıyormuş. Hem nemlendiriyor hem temizliyor. Akne oluşumunu da engelliyormuş. Hemen cilt bakım moduma geçiyorum. Şimdi güzelce duruluyoruz ve tonik uyguluyoruz. Pomonun üzerine döküyorum. Şimdi
ürünler hakkında birazcık konuşabiliriz. Açıkçası bu jelin kokusundan çok hoşlanmadım ama temizleme hissini sevdim. Bu jelle yıkadıktan sonra cildim gerçekten parladı. Biraz yine cildim nemli değil de hafif kuru gibiydi. Ama çok da aşırı, çok da rahatsız edici bir kuruluk da değildi. Normalde başka temizleme jelleriyle temizlediğimde daha kuru bir his veriyor yüzüme. Toniğin kokusu biraz daha dayanılabilir düzeyde. Ve gerçekten toniği sürdükten sonra biraz daha nemli hissetmeye başladım yüzümü. Sonbahar cilt bakımlarında gerçekten kullanılabilecek ürünler. Çünkü bu mevsimde cildimizin kurumamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü yaz boyunca çok yıprattık yüzümüzü. Biraz daha böyle nemlendiricili ürünler kullanmamız lazım. Trendyol'da Proxin sayfasını ziyaret ederseniz bu iki ürüne de gayet rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ben güzel sonuç aldım. Hem yağlı ciltlerin kullanabileceği hem kuru ciltlerin kullanabileceği güzel bir ürün. Ardından denemeyi sabırsızlıkla beklediğim şurada 3 güzel serumum var. Bunlar üçlü set halinde satılan serumlar. C vitamini serumu cildin ışıldamasına, canlanmasına, renginin parlamasını sağlıyormuş. Burada da hyaluronik asit serumumuz var. O da cildinizin nemlenmesini, nem dengesini korumasını sağlıyor. Ve burada da kolajen serumumuz var. Bu kolajen serumunu 20 yaşından sonra kullanmamızda hiçbir sakınca yokmuş. Ben de ürünün acaba bir yaş sınırlaması var mı diye merak ettim. Orada sorulan soruları da cevaplamışlar. 20 yaşından sonrası kullanmamızda hiçbir sakınca yokmuş. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabileceğiniz serumlar. Üstelik fiyatları da uygun. Şimdi ilk olarak bu canlandırıcı serumu bir kullanmak istiyorum. Tabi normal şartlar altında bunların üçünü aynı anda kullanmayacağım muhtemelen. Farklı saatlerde, günün farklı saatlerinde kullanıyor olacağım. Ama şu anlık denemek için, burada hepsini yorumlamak için, hissiyatlarını karşılaştırmak için burada kullanıyorum. Cildim serumu tamamen indiğinde biraz böyle yapışkan bir his var yüzümde. Ama onun dışında gerçekten parıl parıl parlıyor yüzüm. Bu parıl parıl parlama hissini sevdim. Güzel görünüyor. Sonrasında da bu kolajen içeren serumu deneyeceğim. Nasıl uyguluyormuşuz? Normal şartlar altında temiz cilde gece yatmadan önce dairesel hareketlerle uygulanıyormuş bu ürün. Tabii ki bu cildimizin biraz daha gergin görünmesini sağlayacak. Kırışıklık görünümünü kaybolmasını sağlayacak. Cildin kolajen dengesini geri kazanmasına yardımcı olacak. Tabii ki ilk kullanımım olduğu için bu ürünleri burada şu anda değerlendirmek çok da doğru olmayacak. Ama ilk kullanım için bile gayet hissiyatını sevdim. İlerleyen dönemlerde de kullanmaya devam ettikçe burada tekrardan yorumlayacağım bu serumların üçünü birden. Son olarak da burada işte nemlendirici etkili serumumuz var. Ben nemlendirici serumlarını açıkçası biraz daha çok seviyorum. Hiç yağlı bir his bırakmadan gerçekten de yüzümü nemli hissettirdi bu serum. Dediğim gibi daha sonra bunları kullanmaya devam ettikten sonra, en azından şişenin yarısını bitirdikten sonra Instagram'dan ya da YouTube'dan tekrardan bir geri dönüş yapacağım, anlatacağım. Şu anlık hissiyatları güzel, üstelik fiyatları da uygun. Son olarak da burada gelen yine Proxin sayfasından satın aldığım tırnak, el ve ayak bakım yağı. Kutuyu açınca üst kapağı da almış oldum. Yine beni çok mutlu etmeyen bir koku. İçerisindeki yağlar ellere, ayaklara ve tırnaklara bakım yapıyormuş. Güçlenmesini, sağlamlaşmasını, ellerin de yumuşamasını, aynı şekilde ayakların da yumuşamasını sağlıyormuş. İçerisinde mentol var. Gözüm yandı. Mentol de biraz daha ferahlamasını sağlıyor. Mentollü ürünlerden hoşlanıyorsanız sevebileceğiniz bir ürün. Şu an için evet gayet güzel bir krem. Yağlı bir krem, hatta bir vazelin hissi var üründe. Hatta şeylere benziyor. Fix vardır ya, böyle boynumuz boğazımız ağrıdığında onunla masaj yaparız, orayı rahatlatır. O hissiyatta bir, o kokuda bir ürün. Sadece rengi biraz daha
sarı tonlarında. Bu ürünü de daha sonraki dönemlerde Instagram üzerinden ya da yine YouTube üzerinden tekrardan değerlendireceğim. Tırnaklarım bakalım daha güçlü bir şekilde uzayacaklar mı? Çünkü çok çabuk kırılıyor tırnaklarım. Bakalım bu ürünün bana etkisi nasıl olacak? Proxin sayfasından aldığım ürünler böyleydi. En çok aralarında tabii ki Boom Butter, bu yağı sevdim. En çok ondan sonuç aldım. Ve sonrasında da cilt serumları da beni gayet mutlu etti şu an için. Tabii ki bu sayfadan alışveriş yaptığım için bir de bana böyle küçük bir hediye göndermişler. Buradaki Boom Butter şampuanın daha küçük bir deneme boyu gelmiş yanında. Bu ince düşünceleri için de Proxin sayfasına tabii ki teşekkür etmeyi ihmal etmeyeceğim. Daha önce bu ürünler hakkında bir şeyler duyduysanız gerçekten şans verebileceğiniz ürünler varmış arasında. Yapılan yorumlar çok da abartılı değilmiş. Gayet gerçekleri yansıtan yorumlarmış. Özellikle saçlarımın o parlak parlak hissiyatını ben şu anda çok sevdim. Umarım siz de kullanırsınız. Siz de seversiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beni arkadaşlarınıza önermeyi sakın unutmayın. Desteklerinize gerçekten çok ihtiyacım var. Bol bol paylaşın, bol bol benim hakkımda konuşun, bol bol önerin ve kanalımızı büyütebilelim, daha çok kitleye ulaşabilelim. Sizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Hoşça kalın.